Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size yine bakın hem sıralı hem de çıtı pıtı zarif bir model. İkisi bir arada. Hem hiç ip koparma yok, hem iğneden tığa. Hem de sıralı arkadaşlar. Bakın çıtı pıtı zarif bir model. Evet, ben de bu şekilde sizler için tığa çevirdim arkadaşlar. Benim de yeşilimin rengi turkuaz yeşil, çok tatlı. Hani Türk rengi demekmiş turkuaz arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Bakın sıralı, zarif. İnanın gösterdiğim modelden hiçbir farkı yok. Yan yana koyup bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk başlarken nasıl başlarsak o şekil başlayacağız. İlk başlarken bu minik fil dişiyle başladım. Sizle de fil dişiyle başlıyorum. Tığ battımın içine sık iğne ile ipimi bu şekilde sabitliyorum ve 3 tane zincirimi çekerek başlıyorum. 1, 2 ve 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Hemen yandaki tığ battımın içine girip bakın arkadaşlar, bu sahte sık iğne dediğim olayı yaptım. Ve üzerine 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. 4 zincirimi çektim. Hemen şu şekil ters tarafına döndüm. Çektiğim bu 3 zincirin aralayıp 4 zincirimi buraya yine sahte sık iğne dediğimiz olayla kapattım. Şöyle bakın, göz durmasının sebebi bu sahte sık iğne ile zarif bir şekilde kapatmak arkadaşlar. Normal sık iğne ile kapattığımız zaman biraz daha şurası kaba duruyor. Bu şekil böyle göz gibi durmasını istiyorsanız sahte sık iğneye alışacağız. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim ve bu şekilde düz tarafına döndüm. Hemen arkadaşlar bakın, yanındaki boş olan yere bu şekilde yine sahte sık iğne ile kapattım. İlla arkadaşlar sahte sık iğne ile kapatıyorum diye siz de kapatmak zorunda değilsiniz. Eliniz neye alıştıysa o şekilde yapabilirsiniz. Zorunlu değil yani. Şimdi bir defa tığımın başını doladım. Hemen yandaki tığ battıma girdim. 1, 2, 2. 3 seferde aldım. Buraya bir trabzan yaptım. Bu trabzan fıstığım için yuva olacak. Bir zincirimi çektim. Şöyle hafif ipimi uzatıyorum. Şu boy. Orta bir boy. Buraya girdim. Yani trabzanın arasına girdim. Dibinde zincir çektim. İpimi uzattım. 2. Aynı işlemi 7 defa yapıyorum. 3. 4. 5. 6. Ve 7. Evet. Bu şekilde 7 tane ilmeğimi topladım buraya arkadaşlar. Şuradan ipimi tutuyorum. Bazı modellerde tutmuyorum ama burada tutun arkadaşlar. Ve şöyle kaçırmadan yakalayıp bakın arasında yine sahte sık iğne ile geçip üzerine bir zincir çekip yine arkadaşlar bir defa daha giriyorum ki şöyle aynı iğne yuvasındaki o dokuyu yakalayabilmek için buraya bu şekilde bir belirginlik yapıyorum. 5 defa tığımın başını doluyorum. 5 defa tığımı doladım. 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine girip 2, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 5 dolayımı bu şekilde bu uzunlukta alarak bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Bir defa. Buraya bir dibine bir tane sık iğne yaptım yani. Bir zinciri tepesine çekiyorum. İpimi uzattım. Ve bu arkadaşlar aparatı olarak çay karıştırıcısını kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu tığımın bu şekilde arka tarafını kullanacağım. Bu tığın ucundaki plastiği de kullanabilirsiniz. Aynı enlilikte arkadaşlar. Bakın bu 5 defa daldığım büyük trabzanın arasından 3 tane buraya ilmek çıkaracağım. Şöyle dibine çekerek yapmayı unutmayın. 2 zincir.
Sadece ilkinde bir zincir çekiyorum. O da arkadaşlar sık iğne ile dönüş yaptığım için zaten bir zincir tümsekliğinde oluyor. Bakın tümseklik olarak aynılar. Şöyle dibine çeke çeke yapın ki oturursun, güzel dursun arkadaşlar. Bakın yine girdim aynı yere. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde üç tane ilmeği buraya topladım. Dibine de yaklaştırdım. Şimdi bakın buradan gelen ilmeğimi arttım tığıma. Bir tane ilmeğim var tığımda. Bir tane de bu trabzanın arasına girip ilmek alıyorum. Şimdi iki tane ilmek var. Tığımdaki ilmekten geçip buraya dibine bir tane sahte sık iğne yapıyorum. Yaptığım sık iğneyi de şöyle geriye doğru çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tane daha yapıp tığımızı çekebiliriz arkadaşlar. İki tanesi ilmeğimizi tutmak için yeterli. Şöyle çekip çıkarıyorum. Her zamanki gibi ilmeklerimi şöyle sola doğru kaydırarak açıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde geri kalan kısmına da sahte sık iğne yaparak trabzanımızın üzerini sahte sık iğne ile dolduruyoruz. Toplamda 12 tane sahte sık iğnemiz oluyor arkadaşlar. Şöyle trabzanın arasından girip bir tane ilmek alıp tığımdakinden geçiriyorum. Bakın. 3 oldu. 4. 5. 6. Bu şekilde. Şöyle güzel yağlı bir görüntüsü olsun arkadaşlar. 7. 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane toplam bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Hemen arkadaşlar bakın aynı yere değil de bir sonraki tığ battılarım minik olduğu için bir sonraki tığ battımın içine sahte sık iğne yaparak kapatıyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir tanesini şöyle göstereyim. Şimdi yaptık. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Aynısından buraya. Hemen 1, 2, 3 zincirimi çektim. Yanındaki tığ battıma bu şekilde bakın sahte sık iğne yaparak kapattım. 4 zincir çevirdim. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Ve buraya 3 zincirli yuvanın içine kapatıyorum. Bu 4 zincirli yuvamı bu şekilde bir fil dişi yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Hemen arkadaşlar bakın yanındaki bir yanındaki tığ battıya sahte sık iğne ile kapattım. Fil dişim bu şekilde hazır. Şimdi arkadaşlar bir defa tığımı doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya bir tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 3 seferde aldığım bir trabzan. Bir zincir çekiyorum tepesine. İpimi uzattım bu şekilde. Ve 2 3 4, 5, 6 ve 7. Bu şekilde 7 tane ilmek topladım trabzanımın üzerine. Şu ipi tutalım. Hemen bakın ilmeğin arasından geçip şöyle onu da fıstıkların seviyesine getirdim. Kapattım. Bakın arkadaşlar tekrar buradaki yuvadan girip hepsini bir defa daha topluyorum bu şekilde. Buraya sık iğne ile kapattım. Evet, çok güzel bir fıstığımız oldu arkadaşlar. 7 tane ilmekten topladığımız bir fıstığımız. Şimdi 5 defa tığımızın başını 5 tane doladık. 3. tığ battıya 1 2 3. Bu şekilde bakın yakından arkadaşlar. İnşallah net bir çekim oluyordur da. 1 emeklerimiz zayi olmuyordur. 2 2 2, 2, 2, 2.
Bu şekilde uzunca bir trabzan yaptım. Bir zincirimi çektim. Şimdi buraya şöyle normal bir sık iğne, yani her zaman yaptığımız sık iğneden yapıyorum. Sahte sık iğne denediğimde hiç güzel kirpikler durmadı arkadaşlar. Size tembihim olsun. Bu şekilde normal sık iğne yapın. Sık iğnemden sonra bir tane de zincir çektim. Şöyle ilmeğimi tığımın ters tarafına taktım, kalıpladım. 3 tane buradan ilmek çıkarıyorum. Dibine 1, 2 zincir. Şöyle sıkı sıkı 2 tane zincirimi çekip hemen arttım arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın buraya giriyorum. 1, 2, 2 zincirimi çektim. Bu şekilde 3 tane topladım. Şimdi arkadaşlar şöyle yaklaştıralım. Şöyle sallayarak biraz trabzanı. O zaten kendiliğinden kayıyor. Şimdi bir defa bu şekilde parmağımdan gelen ipten tığımı doladım. Bir tane ilmek de zincirimden çıkardım. Bakın tığımda 2 tane ilmek var. Tığımın ucunda 2 ilmek var. Şöyle ikisini birbirinin içinden geçirip üzerine bir zincir çekiyorum. Bu olaya sahte sık iğne diyoruz. Şimdi bir tane daha yapalım aynısından. Trabzandan girdik. Bakın tığımdakinden çıkardım. Trabzandan aldığım ilmeği tığımdakinden çıkardım arkadaşlar. Bu şekilde şöyle. Şunu üzerinden alalım. Şöyle arkadaşlar açıp bakın ilmeklerimiz bu şekilde oldu. Şimdi şu oraya 10 tane daha yapıp burayı 12'ye tamamlayalım. Sonra arkadaşlar kirpiklerimi güzel bir şekilde düzeltiriz. 2 tanesini yaptım. Şimdi aynı yere giriyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Şöyle hafif arkadaşlar 2 ilmeklik yer daha. Hepsi aynı orantıda olsun diye. Sayımız 12 arkadaşlar. Büyüklü küçüklü olmasın. Şöyle aynı kalıptan çıkmış gibi olsun. Hemen dibine değil bir sonrakine bu şekilde bakın sahte sık iğne yaparak sabitliyorum. Üzerine de arkadaşlar şöyle bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar bakın son kirpikleri yarım yamalak düzeltmiştik. Yerine oturmuş bile modelimiz bu şekilde. Bakın arkadaşlar çok hoş ve çok zarif oldu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yapımı da bir o kadar kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben yani bilemedim tığımı, iğne mi, hangisi olduğunu hiç fark edemedim. Tıpkısının aynısını yaptık arkadaşlar. Bu şekilde. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.